Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı. Yazan Mark Manson. Derleyen Meryem İlbaş. Amerikalı ünlü bir blog yazarı olan Mark Manson, ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı adlı kişisel gelişim kitabında, insanların daha mutlu olabilmeleri için sürekli olarak pozitif düşünmenin çok büyük önem arz etmediğini, hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaşılabileceğini, fakat karşımıza çıkan bu sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini anlatıyor. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı 9 ana başlıktan oluşur. Çabalama. Bu bölümde daha iyi bir yaşama sahip olmanın anahtarının daha fazlasına sahip olmaya çabalamak olmadığını aslında daha aza önem vermek olduğu vurgulanmaktadır. Kafaya takmamayı hiçbir şeye aldırmamak olarak değil de tam tersine amaçlarına ulaşmaya çalışırken karşısına çıkan terslikleri aldırmamak olduğunu söyler. Kafaya takmamak ne anlama gelir? Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmak için ustalık gerektiren üç başlıktan bahsetmiştir. Birincisi, ustalık, kafaya takmamak, kayıtsız olmak anlamına gelmez. Kayıtsız olamamanın sizi rahatsız etmemesi anlamına gelir. İkincisi, ustalık, zıtlıkları kafaya takmamak için o zıtlıklardan daha önemli bir şeyi kafaya takmanız gereklidir. Üçüncüsü, ustalık farkında olsanız da olmasanız da her zaman neyi kafanıza takacağınızı siz seçiyorsunuz. Mark Manson hayatta hep bir şeylere ulaşmak için çabalama zorunluluğumuz olduğunu ve bu süreç içinde ızdırap çekeceğimizi fakat bu ızdırabı aşmanın tek yolu olarak da önce ona katlanmak gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu bölümün sonunu bu kitap size nasıl daha çok kazanacağınızı, nasıl daha başarılı olacağınızı öğretmeyecek. Tersine ipin ucunu bırakmayı öğretecek. Hayatınızın envanterini çıkarmayı ve en önemli maddeler dışındakilerin üzerine çizmeyi öğretecek. Gözlerinizi yumup kendinizi geriye doğru bırakmanızı yine de iyi olacağınızı öğretecek. Daha az kafaya takmayı öğretecek, çabalamamayı öğretecek sözleriyle sonlandırmıştır mutluluk bir sorundur. Bu bölümde sorunsuz bir hayata sahip olunamayacağından bahsediyor. Sorunsuz bir hayatı umut etmemek gerektiğini, bunun yerine daha az sorunlu bir hayat dilemek gerektiğinin üzerinde duruyor. Tıpkı fiziksel acıda olduğu gibi psikolojik acıda bir şeyin dengesinin kaçtığını, bir sınırın aşıldığını gösterdiğini, fiziksel acıda psikolojik acıda her zaman kötü ya da istenmeyen bir şey olmadığını ve bazı durumlarda duygusal ve psikolojik ızdırabın sağlıklı ve gerekli olduğunu söylüyor. Duygulara aşırı değer biçilmemesi gerektiğinden ve hayattaki kendi mücadelemizi seçmenin öneminden bahsediyor. Özel değilsiniz. Bu bölümde kişisel sorun diye bir şey olmadığını, eğer bir sorun varsa bu sorunu tek bir kişinin değil de herkesin yaşayabileceğini anlatarak bu gibi durumlarda kurban olmadığınızın meşru olmadığını belirtiyor. Bu gibi durumlar sadece kişinin özel olmadığının bir göstergesidir her birimizin olağanüstü olma konusunda görüşüne katılmadığını bildirir. Aksine bu olgunun kendi içinde çelişkili olduğunu savunur. Manson'a göre herkes olağanüstü ise hiç kimse olağanüstü değildir. Bir konuda gerçekten istisna olan insanların bunu istisna oldukları için yapmadıklarını, tam tersine kendilerini geliştirmeye kafalarını takmış oldukları için mükemmel olduklarını savunur. Izdırap çekmenin değeri bu bölümde ızdırap çekmenin kaçınılmaz olduğunu, çünkü hayattaki sorunlarımızın kaçınılmaz olduğu görüşü üzerinde durmuştur. Izdırap kaçınılmazsa, insanın kendine nasıl bu ızdırabı durdurabilirim sorusunun yerine, neden ızdırap çekiyorum, hangi amaç uğruna ızdırap çekiyorum sorusu olması gerektiğini düşünmektedir. Sorunlarımızın doğasını öz değerlerimizin belirlediğini ve buna bağlı olarak sorunlarımızın doğasının da yaşam kalitemizi belirlediğini savunmaktadır. Sorunların nasıl görüldüğü değiştirilmek isteniyorsa bunun için öncelikle değer yargılarının değiştirilmesi gerekir. Ortak olan değer yargılarının insanlara çoğu zaman çözümü pek mümkün olmayan berbat sorunlar yarattığı üzerinde de durmuştur. Bu ortak değer yargılarından bazılarından bahsedecek olursak, haz, maddi başarılar, her zaman haklı olmak, sürekli pozitif olmak gelir. Sürekli pozitif olmanın hayatın sorunları için geçerli bir çözüm olmadığını, hatta bunun bir inkar biçimi olduğunu söylemiştir. İnsanın kendini sürekli pozitif olmaya zorlaması, yaşamdaki sorunlarını inkar ettiğinin göstergesidir. Seçim sizindir. Bu bölümde gerçekte hiç kafaya takmamak diye bir şeyin olmadığını, hatta bu olayın imkansız olduğunu söylemektedir. Hepimizin bir şeyleri kafaya taktığını, hiçbir şeyi kafaya takmamanın da bir şeyi kafaya takmak olduğunu söylemektedir. Gerçek sorunun neyi kafaya taktığımızı seçtiğimiz, eylemlerimizi hangi değerlere temellendirdiğimiz, hayatımızı ölçmek için hangi ölçütleri seçtiğimiz ve bunların iyi seçimler mi olduğudur. Her konuda yanılırsınız. Ben de yanılırım. Bu bölümde sürekli doğru ve haklı olmayı aramak yerine nasıl sürekli yanlış olduğumuzu aramanın doğruluğundan, neye inandığımız konusunda dikkatli olunması gerektiği, son derece emin olmanın tehlikeleri ve kendimizden biraz daha az nasıl emin olabiliriz soruları üzerinde durulmuştur. Başarısızlık ilerlemektir. Bu bölümde bir konu üzerinde ilerlemenin binlerce küçük başarısızlık üzerine inşa edildiğini ve başarının cüssesi o konuda ne kadar başarısız olunduğuna bağlı olduğu görüşü üzerinde durulmuştur. Başarı ölçütünün önemi anlatılmıştır. Başarı ölçütü sadece bir şey yapmak olduğunda başarısızlığın bile sizi ileri ittiği söylenmektedir. Hayır demenin önemi bu bölümde geri çevrilmenin hayatınızı iyileştirdiğinden, insanın sınırlarından, güvenin nasıl inşa edileceğinden ve bağlanarak nasıl özgür kalınacağından bahsedilmektedir. Ve ölürsünüz. Bu bölümde ölümün bizi korkuttuğunu ve bizi korkuttuğu için de onu düşünmekten, hakkında konuşmaktan ve varlığını kabul etmekten kaçındığımız vurgulanmıştır. Buna rağmen yine de hayatın tüm anlamının gölgesinin ölçüldüğü ışığın ölüm olduğu, ölüm olmasa her şeyin sonuçsuz ve değerlerin aniden sıfır olacağı anlatılmıştır.